Başbakan Esen Küçük ve Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst, mecliste düzenledikleri basın toplantısıyla 2011 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nde turizmde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yılı olarak ilan edilişinin tamamlayıcı unsuru olarak çevre yılı da ilan edildiğini duyurmuştu. Fakat çevre yılı sözde kaldı, çevre kirliliği ise aldı başını gitti. Hatta öyle ki neyin nereye atılacağı, atıkların ne yapılacağı konusunda yaratılan kirliliklerden fikir almak bile mümkün. Tıpkı Defkoş'a Girnalı yolu kenarında bulunan Meclis Ormanı girişine bırakılan bu koltuk takımı gibi. Defkoş'a Girnalı yolu üzerindeyiz ve 2011 yılının çevre yılı ilan edilmesinin ardından ormanlık bölgelere ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de Cumhuriyet Meclisi ormanındayız. Tabelası değişmiş, çok güzel gözüküyor buradan ama sola doğru gittiğimiz zaman ise koltuk takımları var. Aslında bu koltuk takımları meclise mi ait diyeceğiz, milletvekillerine mi ait diyeceğiz diyerek bir soru soracağız. Ve ileriye doğru geldiğimizde ise Cumhuriyet Meclisi'nin tabelası değişti. Değişen tabelalar da tam bu noktaya atıldı. Umut ediyoruz ki bu tabelaları yetkililer görür. Bu sayede buradaki koltuk takımlarını da alır götürürler. Etrafa fitursuzca atılmış çöplere Cumhuriyet Meclisi ormanının eski demir tabelaları da eşlik ediyor. Bu aksesuarlar da adeta koltukların havasını bütünlüyor. Biz bu görüntüleri çevre yılına ithaf ediyoruz.